Yaş aldıkça da merhaba sevgili konuklar. Bugünkü konuğumuz Alzheimer Derneği Başkanı İzlem Sönmez. Hoş geldiniz İzlem Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim ben davetiniz için. Ben teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Çünkü Yaş Aldıkça isimli programımızda bence bu konuyu çok zaman önce gündeme getirmeliydik. Çok önemlidir aslında Alzheimer konusu başlığı altında bir araya gelmek, örgütlenmek ve bu hedef doğrultusunda ilerlemek. Bu nedenle dilerseniz derneğinizden kısaca bahsedelim ve daha sonra neler yapılıyor, neler yapabiliriz bizler de, toplum olarak ne bilmeliyiz, onları konuşalım. Çok teşekkür ederim. Böyle bir söz hakkı ve fırsat verdiğiniz için bize. Derneğimiz 2019 yılında kuruldu, Mayıs ayında. Onun önceki sürecinde de şöyle bir çalışmamız oldu. Biz bir grup aktivist diyeyim, etrafımızda çok fazla Alzheimer hastalığının olduğunu duymaya başladık. Yani bu aslında bizim bir öngörümüzdü ki acaba sayı giderek artıyor mu? Bununla ilgili dernek araştırması yaptık. Öyle bir derneğimizin olmadığını fark ettik. Ve kısa bir, küçük bir hibe alarak sivil büyüğü tarafından, burada AB tarafından finanse edilen bir teknik ekip var. Onlara sivil büyüğü programı aracılığıyla bir hibe proje yazıp yolladım. O projede araştırma kısmı vardı ve o araştırma kısmında da Alzheimer ne kadar yaygın, ne kadar kişide var ve bu hastaların yaşadığı sıkıntılar nelerdir gibisinden bir ihtiyaç analizi şeklinde bir rapor hazırladık o dönemde. Ve o raporda da neredeyse KKTC'de %37'sinde nüfusun Alzheimer hastalığının varlığı tespit edilmiş oldu. Zaten şey, ya ailede var ya insanların mutlaka bir tanıdığında var vaziyette durumdaydı zaten o dönemde de. Ve yine o ankete katılan 800 kişinin %98'i böyle bir derneğin olması gerektiğini belirtti. Ve ondan da haz alarak ve ayrıca da ihtiyaçlar da zaten o araştırmada da belli olduğu için tüzüğümüzü de o araştırmada çıkan ihtiyaçlara temelinde düzenleyerek kaymakamlığa bir başvuruda bulunduk. Ve Alzheimer Derneği 2019 yılında tescillendi. İlk olarak da dedik ki biz Alzheimer hastalığını tanıtarak başlayalım. Evet. Demans daha çok bilinen ismiyle bunama. Bunamanın bir çeşidi olduğunu ve aslında 4-5 çeşit bunama çeşidi olduğunu en temelden başlayarak bunu bilgilendirmemiz gerektiğini, özellikle de kırsal bölgelere giderek de bu bilinci aşmamız gerektiğini belirttik. Tüzüğümüzde de bununla ilgili çalışmalar yapacağımızı söyledik. Sonrasında hastalara bakım verenlerin ihtiyaçlarının ne olduğunu tespit etmeye çalıştık. Çünkü biliyorsunuz böyle bir teşhis aldığınızda bu 1-2 yılda geçecek olan bir şey değil. Evet. Aksine daha da ilerleyecek ve kötüleşecek olan bir durum. Maalesef ve uzun süre süren bir tedavi süreci vardır ve bakım süreci vardır. Bu aşamada da hastalara bakım verenler, hasta bakıcı demeyeyim çünkü kimisi bakıcı değil, kimisi zaten biliyorsunuz bu diğer ülkelerde yapılan araştırmalarda da çıktı. Daha çok kadınların üstünde kalan bir rol oluyor bu bakım verme rolü ve kadınlar da ya ev hanımıdır ya çalışıyor ve işten çıkmak zorunda kalıyor. Ama onların da ihtiyaçları ve bunalma durumları var. Tabii. Psikolojileri de etkileniyor. O yüzden ikinci basamağı da bakım verenlere nasıl destek olabileceğimizle ilgili. Sonrasında da yasalarıyla ilgili. Yani Alzheimer hastalarının bir bakım eve girmesindeki süreç ya da huzur evine yatırılacaklarsa onunla ilgili süreçler nedir? Sosyal yardım alabiliyorlar mı? Gibi savunuculuk ve hak aramaya yönelik çalışmaları içeren bir derneğimiz var. Ve tabii ki bu konuda çalışmalar yapan diğer örgütlerle iletişim ve işbirliği içerisinde olma gibi de bir temel hedefimiz var ki bu aşamada da kurulduğumuz yıldan itibaren Türkiye Alzheimer Derneği bizi temsilcisi olarak da görüyor. Onların şemsiye örgütlerinin içerisinde de biz Kıbrıs'taki Alzheimer Derneği olarak yer alıyoruz. Ve gerekli olan durumlarda da bilgi paslaşımı yapıyoruz. Onlara geçen yıllarda aktivitelerden bahsedeceğiz ama geçtiğimiz yıl Türkiye'de Şişli Belediyesi tarafından desteklenen ve Alzheimer Derneği tarafından, Türkiye Alzheimer Derneği tarafından uzun süredir bir rol model olarak da gerçekleştirilen gündüz bakım evlerini ziyaret etme fırsatımız olmuştu. Onlar da tabii ki bu da bizim en güzel ya da derneğin vizyonu diyeyim. Kıbrıs'ın kuzeyinde de hem Alzheimer hastalarına özgü rehabilitasyon hizmetleri verebilecek bakım evlerinin oluşu hem de yaşlıların Alzheimer'in son evresine gelmeden önceki zamanlarında sosyalleşebilecekleri gündüz bakım evlerinin olmasıyla ilgili de çalışmalarımız devam etmekte.
Geçtiğimiz haftalarda bir konuğumuz vardı. Kendisinin bakım evi var ve bu bakım evinde yalnızca son zamanlarda özellikle Alzheimer hastalarıyla çalıştığını ve onlara hizmet verdiğinden bahsetti. Ama bu alandaki eksikliklerin çok fazla olduğunu da dile getirdi. Bu hem sistemsel hem personel eksikliği, bilinçli, eğitimli personel eksikliği. Aslında bu işin kökünde de ciddi bir eksiklik ve gereklilikler mevcut diye düşünüyorum. Kesinlikle katılırım. Alzheimer'a özgü hasta kabul eden bakım evlerinden açıkçası haberim yoktu. Belli ki de sizin de bahsettiğiniz gibi herhalde son dönemde olan bir gelişme değil. Çünkü genelde çok hastalığa bağlı olarak ilerleyen süreçlerde çok fazla komplikasyonlar meydana geldiği için daha çok böyle rehabilitasyon merkezleri dediğimiz yerler Alzheimer hastaları için uygun bulunur. Mesela Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi bu anlamda aslında yeterli bir merkezdir. Çünkü işte ambulansı vardır, oradaki hemşireler, kapasite, özellikle bakıma yönelik olarak sunulacak olan hizmetlerdeki altyapı olanağı daha fazla olduğu için Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi güzel, doğru bir adresdir. Tabii ki konuğumuzun da eminim lojistik olarak ya da eleman olarak da büyük bir ihtimalle kapasitesi vardır. Ama adanın yükünü çekebilecek boyutta olabileceğini düşünmüyorum. Bir de maalesef ülkemizdeki özel bakım evlerinin herhangi bir yasal mevzuata dayanıklılığı şu anda yoktur. Evet. Yasaları yoktur. Bu yüzden de standartlarda veya denetimlerde sıkıntı olduğu görüşündeyim ben ve bana gelen şikayetlerden dolayı bunu söyleyebilirim. Bununla ilgili bir araştırmam olmadı ama insanlardan çok fazla iletişimde olduğumuz için özellikle hasta bakıcı konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıkları için telefonumuz bu konularla ilgili çok fazla çalmakta. Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'nden de konuyu açtığım için devam edeyim. Özel dal hastaneleri yasasına bağlı olan bir merkezdir. Ve yasanın da 1940'lardan kalmadır sanırım yasa. Ve mutlaka ve mutlaka güncellenmesi gereken bir yasadır. Çünkü herhangi bir kriter yoktur rehabilitasyon merkezlerine girişlerde. Demek istediğim şu, yani panik atağı olan bir kişi de hastalık küçümsediğimden değil. Ama daha yoğun bakıma ihtiyaç duyan kişilerle daha az bakıma ihtiyaç duyan kişiler arasında bir kriter belirlenmediği için ve atıyorum 70 kişilik bir kapasitesi varsa 70 kişi dolduğunda siz çok acil bir durumda da olsanız oraya giremezsiniz. Tabii. Çünkü öyle bir sistem yoktur maalesef. Onun güncellenmesi gerekir ve daha çok bakıma ihtiyacı olan zaten bir merkezimiz var böyle hizmet veren. O yüzden özellikle ve daha fazla yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için bu tür bakıma ihtiyacı olan kişilerin rehabilitasyon merkezine yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama bir taraftan evet özel bakım evlerine ihtiyacımız var mı? Kesinlikle vardır. Çünkü devletin zaten sunduğu bir Bülent Ecevit var. Kalkanlığı vardı. Son zamanlara kadar Sağlık Bakanlığı'ndaydı ama şu anda Çalışma Bakanlığı'na geri iadesi yapıldı diye biliyorum. Zaten Çalışma Bakanlığı'nın altında da LAP'ta huzur evi var. Huzur evi bizim hiç bir şekilde paydaşımız falan da değil. Çünkü huzur evi orada kendi bakımlarını sürdürebilecek olan yaşlılar içindir. Evet. Bakıma ihtiyacı olanlar için değil. Evet. Yani öz bakımını olsun yapması gerekir huzur evinde kalabilmesi için. Ama Alzheimer hastaları için böyle bir şey söz konusu zaten değil. O yüzden sınır üstünü zaten biliyoruz. Geçen yılın başında yaşadıklarımızı unutmadık. Biz dernek olarak da bununla ilgili dava yolunu da açtık. İlgili mercilere. Çünkü burada ciddi şekilde bir istismar vardı. Ve bunun bir kere daha yaşanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu her alanda sağlık sisteminin içerisinde yerleştirilmesi gereken bir gerçektir. Demans ve Alzheimer hastalığı sayı olarak çok fazladır. Bununla ilgili eğitimli birey bulmak çok zordur ve yoktur. O yüzden bakanlığın bununla ilgili ciddi şekilde adım atması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü özellikle yine yaşlılar evet bakım evlerine girebilirler ama Alzheimer hastaları da nörologların önerdiği hastaların, Alzheimer hastalarının evlerinde tedavi olmalarıdır. Yani evde bakımı görmeleridir. Çünkü onlar için mekansal farklılıklar çok büyük bir komplikasyona yol açar. Agresifleştirir, durumlarını daha da tetikler ve kötüye götürür bulundukları ve alıştıkları ortamların dışına çıkarmaları. O yüzden böyle bir bakım evinin olmasını desteklemekle birlikte belli bir standartların olmasını, oradaki çalışan personelin Alzheimer'a özgü bakım verecek şekilde eğitilmiş olması gerektiğini ve ayrıca da örneğin mesela çok konuşulmuyor. Kıbrıs'ın kuzeyinde maalesef de yok. Bir belli başlı özel üniversite hastanelerinde var sanırım bildiğim kadarıyla ama devlette kamu hastanelerinde bir yutkunma terapisti de yok.
Biliyorsunuz hastalık ilerledikçe yutma gibi reflekslerini de kaybediyor bu insanlar. Evet. Ve birçok Alzheimer hastası son olarak işte ciğerlerine bir şey kaçırdıkları için, boğuldukları için hayatlarını kaybediyorlar. Aynı şekilde beslenmeleri için diyetisyen, psikolog. Çünkü genellikle geceleri ayaktadırlar, gündüzleri uyurlar. Ve bu dengesizliğin içerisinde de sağlıklı ve kaliteli yaşayabilmeleri için psikolog desteğine de ihtiyaçları vardır. Yani çok amaç, çok fonksiyonlu bir merkezin olması gerekir. Evet. Bu tür hastalara bakım verebilmesi için. Ama böyle bir adım atılmasını kesinlikle de desteklerim. Ondan da yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü zaten ihtiyaç var. Evet, evet. Kesinlikle çok ihtiyaç var ama çok eksiklik var ve az önce bahsettiğiniz aslında bu ihtiyaçları saptamak için de belli bir standart olması lazım ve denetleyici olması lazım. Yani bu da işte yine bahsettiğimiz gibi işin temelinden başlanması gerektiğini gösterir bize ve bakım verenlerin de eğitimlerinin gerekli bir seviyede olması ama bu eğitimlerin de 10 yıl, 15 yıl önce alınan eğitimler olmaması. Yani yine aynı şekilde temelde sistemde eğer böyle bir yerde bakım vermek istiyorsa herhangi bir birey düzenli olarak daha önce programımızda bahsettiğimiz hem merhamet yorgunluğu olmaması hem de bilgi güncellemek için eğitimler alması da gerekiyor. Kendimizi yenilememiz gerekiyor. Yani bir bakım evi açmakla çalışanı almak ve orada yıpratarak çalıştırmak. Evet, etik değil ve zaten az önce başka bir konuya da değindiniz. Örneğin panik atak hastasıyla Alzheimer'ın bir arada olması iki tarafı da yıpratan bir durumdur. Kesinlikle. Bunların hepsinin temelinde yine denetleme ve bunun eksikliği görünüyor bize. Aslında biraz daha hastalıklarına da girer konu. Şu açıdan girer. İşte hastalıklarının birincisi koruyucu tedbirlerin alınması hakkıdır. Biz diyoruz ki Alzheimer hastalığı Kıbrıs'ın kuzeyinde çok yaygınlaştı. Tamam. Bunu aslında önceden anlayabileceğimiz ve tespit edebileceğimiz bir takım testler var. Mesela minimental testler dediğimiz aslında 5-10 dakikalık. Özellikle benim önerim belediyelerle yürüyebileceğimiz. Çünkü biliyorsunuz belediyeler yaşlılara bir tık daha yakındırlar. Sağlık evet. ocaklarından da işte kamu hastanelerinden daha. Çünkü evlerine gidip saçlarını bile kesmesi, bir göz aşinalığı bile olması özellikle Alzheimer hastaları için bir artıdır. O yüzden belediyeler böyle bir misyon edinirse ve gittikleri evlerde minimental testleri yaparlarsa ki bu testleri nörologlar herhangi bir kişiye hemşire olmasına gerek yok. Nasıl yapacağını, nasıl değerlendireceğine ilgili eğitim verebilir. Birkaç günlük bir eğitimle bu testleri yapabilirler. Böyle bir testler yapıldığında önümüzü görebiliriz. Kaç kişinin yatkınlığı vardır demansa. Çünkü bu bize neyi gösterecek? Günün sonunda demans hastalarının da zaten ilerleyen 5-6-7 yıl sonra yatağa bağımlı olacağını da biliyoruz. Bir sayı olursa altyapımızı da ona göre evde bakım için ne kadar bütçeye, ne kadar insan kaynağına ihtiyacımız olacağını en azından planlayabiliriz. Bununla ilgili de önümüzü görüp bu insanlara yardımcı oluruz. Yani evet her şehitler gününde ya da anma günlerinde işte yaşlılar gününde herkes yaşlılarımız, atalarımız falan diyor. Ama iş elini taşın altına koymaya geldiğinde de kimse bir adım atmıyor maalesef. Evet. Yani özellikle bu ülkede özellikle daha önce sınır üstüne tekrar bahsedeceğim oradaki insanların yaşadıkları mesela şöyle bir olay vardır, ön yargı vardır ki Alzheimer hastaları bağlanmalı. Çünkü agresifleşirler. Siz o hastayı bağladığınızda ve doğru aparatlarla da bağlamadığınızda ve her yarım saatte bir onu çevirmezseniz yatak yaralar oluşmasın diye tabii ki ağrıları artar ve tabii ki daha da agresifleşir ve zaten konuşamaz. Tabii ki agresifleşir ve bu çözüm değildir yatağa bağlamak hastayı. Ve aynı şekilde altını kirleten bir hasta eğer zamanı geldiğinde altı değişmezse yatak yaraları oluşmaya başlar. Ve tabii ki bunlar da ileride enfeksiyona, onun da sonrasında zinciri gibi uzayan başka bir hastalıklara yol açar. Evet. Bununla ilgili de yine hasta bakıcıların, evet alıyoruz, üçüncü ülke vatandaşlarını da alıyoruz, mecburuz. Bir yerde çünkü ailemiz, annemiz, babamıza bakıyoruz ve evde bakımını sağlamak istiyoruz. Gerekirse onun maaşını, gerekirse kendi maaşımızdan da veriyoruz ki bizim son yaptırdığımız evde bakım hizmetleri için bir araştırmamız var. Ne kadar maliyeti oluyor ve insanlar nasıl karşılıyor bunu diye. Orada da baktığımızda insanlar diyor ki dünyanın parasını veriyoruz ki o zaman biz Mart 2023'te tamamladık bu araştırmayı. 15 bine yakındı bakıcıların aylık ücret talep ettiği. Şu anda o daha da artmıştır Mart'tan bu yana. İnanılmaz zaten biliyoruz her gün zamların içerisindeyiz ve bu insanlar bunları ödeyemiyor.
hadi hasbelkader ödediği, bu defa bezini alamıyor. Türkiye'de Alzheimer hastaları engelli kapsamındadır ve engelli maaşı altında maaş bağlanıyor. Artı sosyal yardım giderleri de olur. Bizde öyle bir şey yok. Bizde genellikle hastanın maaşı varsa maaşı alınıyor. Ama şu anda onlar da yeterli değil. Yani yine Hatice Hanım Yaşlı Hakları Derneği ile geçtiğimiz haftalarda yaptığımız bir eylemde kendisi söyledi. Yani bir hastanın aldığı sosyal yardım, ki 4000-5000 TL'lerden bahsediyoruz, ilacını karşılayacak durumda değildir şu anda. Değil bakıcısını, değil bezini, değil özel mamalarını. Evet. O yüzden kesinlikle unutulmuş bir sektördür diyeyim. Yaşlı bakımı sektörü. Yani hiç önem verilmedi şimdiye kadar. Evet, birkaç maalesef şok edici ve infial yaratıcı görüntüler gördükten sonra herkes bir silkelendi ve aman dedi ne oluyor buralarda. Ama o da unutuldu. Evet. Maalesef. Belli başlı bu konularda çalışan dernekleriz. Biz de profesyonel bir ekip değiliz. Gönüllü olarak bunları yapmaya çalışıyoruz ve yapılacak çok da iş var. Onun da farkındayız. Ama en azından birazcık daha farkındalık yaratıp bunlarla ilgili yaptığımız kampanyalarda destek görmeyi istiyoruz. Çünkü herkesin bunun farkına varması gerekir. Yani şu anda evet 40'lı yaşlarımızdayız ama biz de yaşlanacağız. Ve ben yani benim çocuklarıma, evet benim ailem bana bir takım bir şeyler bırakmış olabilir. Ama bundan sonraki süreçte öyle bir şansımız olmayacak. Yani çocuklarımız büyük bir ihtimalle zaten kirada olacaklar, kendi evlerinde de yaşayamayacaklar, bize bakamayacaklar. Yani bunun zaten bakmamaları da gerekir. Eğer bir sosyal bir devletsek, vergimizi ödüyorsak bir tamam, sigortamızı yatırıyorsak bu hizmeti de bize vermek zorundadırlar. Özellikle ücretsiz evde bakım hizmetini ve yine de düştüğümüzde ilacımızı, ilaç eksikliği bile şu anda konuştuğumuz yani 21. yüzyıldayız ve hala daha bugün tabii biz ilaç eksikliğinden bahsediyoruz bu toplumda. Hala daha bugün kaç demans hastası var, bunların kaçı frontotemporaldir, kaçı Alzheimer'dir bunu bilmiyoruz. Pandemide zaten çok net olarak da bunu gördük. Sudan çıkmış balık gibi şey, acaba kaç yaşlımız var, hangi bölgedirler, kronik hasta olanlar hangileridir, ilk önce kime aşı yapacağız gibi bir şeyin içinde bulduk kendimizi. Ders aldık mı? Ben emin değilim. Belki bundan sonraki süreçte daha çok önümüzü görüp, daha çok plan yapıp, yaşlılarımıza da değer verip adımlar atacağımız bir dönem olur diye temennimi de söylemiş olayım. Evet, fırsattan istifade. Umuyorum. Yakın zamanda benim en yakın arkadaşımın bir aile büyüğüne Alzheimer teşhisi konuldu. Hı hı. Ve İngiltere'de, hem İngiltere'de hem Kıbrıs'ta yaşayan birisidir bu teşhis konulan kişi. İngiltere'deyken başladı süreç, fark ettiler, Kıbrıs'a geldi. Acaba herhangi bir rahatsızlığım var, gerekli testler yapılsın, aile burada destek olsun. Çünkü yaşlı bir birey. Testler sonucunda Alzheimer'ı olduğu ortaya çıktı ve inanın ne yapacaklarını bilemediler. Yani yeterli herhangi bir donanımı olan bir birey var mı bakımını sağlasın? Çünkü ailede zaten herkes çalışıyor. Bu ekonomik şartlarda tabii ki hepimizin çalışması lazım. En az bir iş yapmamız lazım zaten. İş yapmamayı geçiyorum. Kesinlikle. En az bir iş yapmamız lazım. Onun yanı sıra bahsettiğiniz ücretlerde bir bakım veren ve belki de daha kalifiye birini bulursak çok daha yüksek ücrete bir bakım veren bulunması lazım. Aile tarafından bunun sürekli kontrol olması lazım. Bunun için güven sağlamak lazım. Ama bunların hepsi zaten yakını, teşhis almış ve belki de bir şok içerisinde olan ya da ne yapacağını bilmeyen, sudan çıkmış balığa dönen aile yakınlarına bağlıdır. Ki onlar için ne kadar zordur. Çünkü zaten birebir yaşadıkları insan artık farklıdır ve kendilerini tanımaz. Zaten onun psikolojik olarak kendilerinin ne yaşadığı zaten ayrı bir şoktur. Ama onun haricinde de bakımıyla ilgili böyle bir sorunlar sinsilesinin altında kalmak da bambaşka bir sorundur. Evet. Açıkçası çünkü gerçekten çıkış yolu bulmaya çalışıyor insanlar ama çok zor. Çok zor çünkü bununla ilgili pek de gayesi olan politikacılarımız yok maalesef. Belki son zamanlarda birkaç milletvekili bizimle temasa geçmeye başladı. Bu konuda gerçekten bir şey yapmaya çalıştıkları için biz de önerilerimizi hazırlıyoruz. O konuda biz de neler yapabileceğimizle ilgili. Çünkü bunu dernek olarak, evet sivil toplum örgütleri üçüncü en güçlü sektördür. İşte kamudan ve özel sektörden sonra. Ama gönüllülüğe dayalı olan bir sektördür. O yüzden de biz evet kapasite ya da yurt dışından uzman getirtme ya da oradaki bağlantıları kullanma. Bunlarla ilgili daha fazla güncel ya da gelişmiş teknolojileri paylaşabiliriz dernek olarak. Biz bu katkıyı koyabiliriz. Ama bir de irade görmemiz lazım karşımızdaki. Evet. Bununla ilgili bir adım atılıyor. Yani bu memlekette zaten
Hemşire eksikliği var hastanelerde. Hasta bakıcı zaten hiç yok. Biliyorsunuz çeteleşmeler vardır. Hasta bakıcı çetelerini hep duyuyoruz hastanelerde. Bu çığırına çıkmış bir sorun olarak görünüyor. Fiyatlar devamlı artıyor. Hastanenize tam iyi diyorsunuz, neye ihtiyacı olduğunu anlıyor hasta bakıcı. İki gün sonra diyor ki ben daha fazla fiyata başka bir yere gidiyorum. Hasta bakıcıların işi de çok zor. Çünkü özellikle hasta kiloluysa, yatağa bağımlıysa, hasta bakıcının da bir çeşit, mesela çoğunun belinde sıkıntı olduğunu biliyoruz. Yani ben ücretlerinin çok ya da az olarak değerlendirecek kişi değilim. Çünkü yaptıkları iş gerçekten zor bir iştir. Benim sadece durduğum ve söylemek istediğim nokta, devletin bu aşamada katkı sağlaması lazım ailelere de, bakım verenlere de. Özellikle de psikolojik olarak da, ayrıca tekrardan bu insanların bir araya getirilip, şöyle bir şey söylemedim ama en başında bahsetmiştim, Türkiye'deki gündüz yaşam evinden çok kısıtlı süremiz kaldığını biliyorum ama burada da böyle modellerin gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle orta evrede ve ileri evredeki Alzheimer hastaları mutlaka sosyalleşmeli. Mutlaka yaptığı işleri tekrar yapmaya devam etmeli. Artık Alzheimer simsen işte pirinci ayıklama denmemeli. Yapabildiği her şeyi yapmalı. Siz onun farkında değilsiniz ama mesela işte ince motor hareketleri gelişiyor olabilir. Sohbet ettiğinde sosyalleşiyor. Kahve içiyor, belki tanımıyor ama hala daha sosyalleşiyor. Bunlardan vazgeçilmemesi gerekir. Bu gündüz yaşam evleri de aslında tam da bu iş içindir. Oraya nasıl ki çocuğunuzu kreşe bırakırsınız ve 9'dan 5'e işte size derler ki şimdi yüzecek, şimdi bulmaca çözecek, puzzle saati falan filan. Aynı bu bakım evlerinde, gündüz yaşam evlerinde de olay bu şekildedir. Sabah götürürsünüz hastanızı, orada sosyalleşir, kahvesini içer, kendine gazetesini okurlar, çorap eşleştirir, puzzle'ını yapar, işte sanat terapisi yapar, müzik terapisi gelir, 5'e kadar doldurur gününü. Hem o sosyalleşmiş olur, bir sonraki evreye geçişi yavaşlar, hem de siz bakım veren olarak o gün nefes almış olursunuz. Aynen öyle. O yüzden bu modeli biz çok benimsedik ve bunu gidip gerçekten gördük de işte nasıl olduğunu. O yüzden Kıbrıs'ın kuzeyinde de keşke bunlar yaygınlaşsa. Keşke. Bununla ilgili de biz bir imza kampanyası başlatmıştık Alzheimer Derneği olarak. Onun üzerinde de biz birazcık daha farkındalığını artırmamız ve daha geniş kitlelere yayılmamız lazım ki daha fazla imzayla birlikte belki daha çok ses getirir ve bu tür birimlerde açılmış olur. Evet, evet. Hem açılmış olur hem de aslında bahsettiğiniz mesela belediyelere de çok fazla görev düşerken belirli kurumlar kendi görevlerini aslında farklı noktada üstlenirse bireysel olarak çok büyük bir rahatlama gerçekleşir. Bu rahatlama gerçekleştikten sonra hem o rahatsızlığın tanısını almış olan birey, hem çevresi, ailesi, hem bakım vereni hepsi aynı eşit şartta bir rahatlama, bir güven çemberi içerisine girdiğinde verilen hizmet de bence kalitesini arttırır. Ama bunların hepsinin yapılması için İzlem Hanım, programın başında ne dediniz? Siz bu derneği açarken kendiniz bir araştırma yaptınız. Ve %37'lik bir oran buldunuz ki bu çok bence yüksek bir orandır. En başta bizim biliyor olmamız lazım hangi bölge, bölgesel olarak bile hangi bölgede daha yoğun görülüyor. Mesela kırsal kesimlerde bunun farkında mıyız, yoksa yaşlandı tırnak içinde söylüyorum bunadı diye mi yaklaşıyoruz? Bunları görmedikten sonra bu gündüz bakım evlerini de zaten kullanamayız. Evet. Çünkü normalleştiririz öte yandan. Kesinlikle. Yaşlıdır yapamaz. Yaşlıdır unuttu. Ya da bunun adı normaldir. Halbuki aynen. İşte bunama normal değil. O yüzden de en başta dediğim o bilgilendirme aslında en başta oradan başlamamız lazım ki. Evet. Sonraki basamaklarında belki ciddiyeti anlaşılır ve daha kapsamlı bakılır. Yani bir yaşlı politikası, yaşlıların bir yıllık planlaması. Tabii. Bunu bütün ülkeler yapıyor. Biz çok geçmiş, çok geride kaldık bu konuda maalesef ama en azından sivil toplum örgütleri de buna destek olacağını düşünürüm ben. Yeter ki demin de söylediğim gibi bir irade görelim. Evet. Bununla ilgili bir adım atılacak bir görürsek öyle bir ışık. Biz de zaten hemen yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Ve dahil olup sürece birlikte şimdiki durumdan bir adım öteye nasıl taşıyabileceğimizle ilgili ortak çalışmalar yapabilmeye açığız. Evet. Ve umarım da böyle bir imkanımız olur ve bunu gerçekten insanlar gaye edinip yaşlılarla ilgili hem Alzheimer hastaları hem de ayıracak değilim birbirinden. Çünkü zaten 80 yaş üstünde daha çok fazla Alzheimer görülür. Ve ondan öncekinde de büyük bir ihtimal zaten siz teşhisi aldığınızdan büyük bir ihtimal 10 yıl önceden başlamıştır zaten vücudunuzda. O yüzden yaşlılara daha kapsamlı ve bütünlüklü olarak bakılması aynen gerekir ki Alzheimer hastaları da içerisinde belki daha fazla
önemi anlaşılır. Evet, evet. Düzenli olarak aslında belki de 65 yaş üstü yaşlanmaya başlayan bireyler olarak kabul edilir. O zaman o dönemden itibaren herkes üstüne görevi ya da herkes üstüne düşen görevi yapıyor mu, başladı mı, belli bir işte bahsettiğiniz testler, o zaman test 6 ayda bir yenilenmesi lazım, 1 yılda bir yenilenmesi lazım. Tamam, 1 yıl sonra o testi bir önceki yıl böyle yapan, sonucunu A şeklinde alan kişi B'ye mi geçti, C'ye mi geçti mesela? Yani bunların düzenli olarak yapılması için de belli şekilde küçük küçük de olsa adımların atılması kesinlikle gerekir. Çünkü yani veri elimizde olmazsa da ne bunun bütçelemesini yapabiliriz, ne mekansal olarak yerlerini ne bulabiliriz, tabii, ne lojistik olarak yapabiliriz. Yani ben düşünmüyorum da açıkçası elimizde kaynağın az olduğunu. Çok fazla kaynağın da maalesef uçsuz bucaksız harcandığını görüyoruz ama doğru yere kanalize edilmediğini görüyoruz diyeyim. Aynen. O yüzden de kaynak sıkıntı değil, yeter ki işte bir dediğiniz gibi kapsamlı bir bakış açısıyla planlaması yapılsın. Verilerle birlikte zaten sayılar her şeyi ortaya koyacak. Tabii. Ve bundan sonrası için de daha planlı ve daha programlı ve umarım yaşlılarımız da kendi yaşamlarında insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamaya devam edecekler. Evet, katılıyorum ve umuyorum da gerçekleşir bu bahsettiklerimiz. Çünkü aslında çok zor değil. Sadece bir şekilde başlanması gereken bir şey. Ama baktığımızda bir 10 sene sonrasını konuşmayalım. Umarım onu konuşmuyoruz şu Umarım. Anda. Çünkü çok daha kısa süre içerisinde örgütlenerek, bir araya gelerek gerçekleştirilebilecek şeylerdir bunlar. Çünkü gidilecek yol bellidir zaten. Aynen. Yeter ki birlik olup bunu yapmakta kalır iş diye düşünüyorum ben. Evet. İzlem Hanım, çok teşekkür ediyorum. Hem gönüllü olarak çıktığınız bu yolda verdiğiniz emekten dolayı hem de bu programa kattığınız bilgilerden dolayı. Ben bir kez daha teşekkür ederim. Bizim için çok önemlidir bu tür kanallarda sesimizi duyurabilmek. Böyle bir şansı verdiğiniz için ben teşekkür ederim tekrardan. Sevgili konuklar, Yaş Aldıkça'nın sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık ve huzurla kalın.